Kuşadası Davutlar'dan herkese selamlar. Arkadaşlar bu ev asansörlüdür. Tek başına müstakil. Yeni sıfır. Asansörü henüz takılmadı. 3 odalıdır. Üstteki odada gayet geniş, güzeldir. Yani 3 katlı olduğu için kanaatimce nasıl merdiven çıkarım demek lazım. Ama asansör var. Yerden ısıtmalıdır. Kuşadası Davutlar merkezdendir. Ve merkezdedir. Ve böyle yol aldık geldik. Bu evin normal girişi arkadaşlar. Buradan bir gel. Buradan bir gel. Yerdeki dış mekanlar için ahşap, işte dışa dayanıklı ürünler kullanılmış arkadaşlar. Evin tarlası da burada. Evin garajını da göstereceğiz. Bunlar asansörün malzemeleri gelmiş buraya. Sevgili arkadaşlar, asansör malzemeleri. Birazdan asansörün yerini de göstermeye çalışacağız size. Burası da araç park yeri için düşünülmüş. 3 katlı, tek başına müstakil, 3 odalı bir evdir. Zemin katta salon. Mutfak üst katta 2 oda, en üstte bir oda daha var. Bir de asansörü var. Asansörün oluşu güzel olmuş. Bu güney cepheli, evin tarlası burada. Ve havuz yapmışlar. Bir bey 2 tane birden almış. Zaten satılık olan son bir tanedir. Bu da çektiğimizdir. Yandakiler satıldı. O yüzden havuzu nasıl yapmışlar? Bu da evin bahçesi. Havuzu böyle patanaş yaparak söylüyorum. Havuzu da böyle yapmışlar. Evet. Şimdi ben de dedim ki acaba dedim. Burayı böyle bölün mölün, hatta dedim her eve bir havuz yapmış olsaydınız, böyle yapmışlar. Malımız, ürünümüz bu arkadaşlar. Bu da havuzumuz. Fiyatı söylemedik mi ya? 9 milyon Türk lirası, 999. İlan başlığına yazalım. 9 milyon Türk lirası, geç söyledim arkadaşlar. Bunlar satılmış mesela, bunlar satılmış arkadaşlar. Bilin istedim. Bunlar satılmış. O yüzden biz de size ne yapıyoruz? Özetlemeye çalışıyoruz. Evin İçinde malzemeler birikmiş, bir şeyler var. Kusurumuza bakmayın. Eve merhaba diyeceğiz. Merhaba evimiz. Burada bir vestiyerimiz var. Evet, burada da bir ayak yolu var. Sevgili Can geç. Asansörün yerini de göstereceğiz size. Kapımızı kapattık. Bu vestiyerimiz. Burada bir lavabomuz var. Bir lavabomuz var. Burada Can dilersen geç oraya, Hilton dolabı da gösterelim. Evet. Bu lavabo. Değil mi? Lavabo. Şimdi koridordan girdik. Direkt salona girmedik. Efendime söyleyeyim. Burada asansörümüz var. Bakın dışarıda malzemeleri göstermiştim size. Bu da asansörün kovası. Ev full akıllı bir ev. Yerden ısıtmalı dedik. Sonra ne yaptık? Sonra sevgili arkadaşlar. Bu da salonla mutfak bir arada. Bohçamıza ürünler koyuyoruz. Asansörlü dikkatini çeken insanlar için bulunmaz bir evdir. Bu da asansörlü. Bu da dolabımız. Lake mutfak yapmış. Ocak üstüne dablumbaz gelecek. Efendime söyleyeyim, dolandık. Bulaşık makinesi evye. Burası da buzdolabı yeri. Yerden ısıtması var dedik. Asansörün yeri orası. Üste ne var? Üste 3 tane oda var. Şimdi çıktık bu sağlıklı merdivenden. Üste çıkıyoruz. Yoruluyoruz. Çıkıyoruz. Yerden ısıtması var. Davutlar merkezdedir. Yani denize bence 3-3,5 kilometre var. Neyse. Burası da merdiven kovası. Yine burada asansörün devamı var arkadaşlar. Can dikkat et. Burası da banyosu. Bu genel banyo. Üstteki oda ebeveyn banyoludur. Bu da banyo 1. Aşağıda da bir ayak yolu vardı. Sonra geldik. Sana düşme deyince kendim düşebilirim. Burada da bir ebeveyn banyolu oda var. Neyse. Sevgili Can babam, geç şimdi buraya. Bu oda ebeveyn banyoludur, asansörlüdür. Fiyatı 9 milyon Türk lirasıdır. 9 milyon fiyatı geç söylediğim için kusura bakmayın. Olmazsa ilanın başlığına yazacağım. Bazen insan dalıyor işte. Bu da ebeveyn banyo. Duşa kabini burada. Davutlar merkezde. Son bu kaldı. 9 milyon. Fiyatı yani emsallerine göre ucuz. Yani ucuz bir şey yok da. Ve geldik. Bu da ikinci oda. Sevdiğimiz bir abimiz yapmış. Deprem yönetmeliğine uygun bütün labirentler neyse, yani inşaat yapım için o özellikler neyse, devletin, kanunun, nizamın, mühendisin istediği neyse onlara uyulmuş, itina ile yapılmış. Eksikler bittikten sonra satılır zaten. Zaten diğerleri satıldı. İşte son bir tane kaldı. Bu da merdiven kovası. Buraya da muhtemelen asansörün motor dairesi gelecek. Aha, bu etti. Üçüncü banyo. Bu üçüncü banyo. İki odası ebeveyn banyoludur.
4 banyo, 4 oda, salon. Salon bir de açık mutfak. Muhtemelen arsası 250 metre civarında. Bu da dördüncü oda. Bu oda daha geniş ve güzel. Dilersen banyonun içine gir. Sevgili Can, banyo var orada. Banyonun içine gir. Üç katlı bir binadan bahsediyoruz. Bu da üçüncü odamız. Üçüncü odanın önünde bir balkon var. Çevreyi de göster. O sitemiteyi göster. Buraya banyo koymamış. Buraya ne koymuş? Buraya giyinme odası koymuş. Evet arkadaşlar, çevrede böyle bilin istedim. Çevresi de böyle. Aracımızı da öne koyduk. Şimdi sevgili Can, burada giyinme odası arkadaşlar. Buraya giyinme odası. Giyinmesi bu. Ben aslında banyomu koysaydı buraya ama banyo burada. Bu katta zaten bir oda. Bir de banyo burada. Banyo burada. Yani ben 4 banyo dedim, 3 banyo. Orayı banyo varsaydım. Sevgili arkadaşlar, evimiz bu. Sevgili arkadaşlar. Vallahi yoruldum, su içmeyince dilde peltekleşmeye başladı. Bir kusurumuz olduysa bağışlayın. Saygılarımla, iyi günler.